Sırf bir alıp yapıyorduk yani direkt gider yapalım. Bu muhasebe değil, şetaneler konusunda şartlı yıllarda... Mehmet Yazıcı hocamız. Mehmet Yazıcı hocam. Çok bu konuda dikkatliydi ama ne yazık ki... Mal okşitiyordu. Evet. Anlamak için kullanıyorum bunu. Yani bunu tabii ki herkes anne dilinden anlar. Her şey tabii. Başka türlü anlayamayız. Çok emek harcadı ama... Hocam son bir soruyu ben sorayım. Müsaade ederseniz evet, kapatalım. Evet. 120 ve 320 hesaplara adat uygulanır mı? Evet. Adat uygulanır mı alacaklara ilişkin? Adat neydi? Vergilendirme kısmı. Benim alacağım eğer gerçek yasal belgelere dayanıyorsa 120 demek ticari bir alacak. 320 demek ticari borç. Buna borca ben bir adat yapmam ama ötekinden geri elde etmek anlamını taşıyorsa buradaki soru. Olmaz. Niye olsun? Niye alacağımı vergisini vereyim? Zaten gerçeğe dayalı bir alacaktır. O ancak nerede uygulanır sonu? 131'lerde, ortaklardan alacaklarda, kasada. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü gerçekçi değil. Sen de muhasebe sen düzeltmiyorsun. Orada diyor ki git mağdatını uygula da. Hani ben onun orada senin gördüğün 1 milyon lira, 2 milyon lira, 5 milyon lira kasanda para var. Ben biliyorum ki 5 kuruş yok. Şu işin vergisini ver anlaşalım bunu. Arada da bir... Ben bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyoruz. İyi akşamlar.